Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar bu diğer yazılara göre biraz daha zor seviyede, haberiniz olsun. Klasik bir yazılı, yani çoktan seçmeli test soruları. 1-2 tane var ama genelde klasik ağırlıklı. Hemen ilk soruyla başlayalım. Her sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. 120, 60 ve 30 kilogramlık kutularda bulunan 3 cins şeker birbirine karıştırılmadan en büyük ölçüde ve eşit ağırlıktaki çuvallara doldurulacaktır. Buna göre en az kaç çuval gerekir? Yani 30, 60 ve 120. Bunun ben en büyük ortak bölenini bulmam gerekiyor. Tabii ki ben sana burada işlemi uzatırım ama bence bu zihinden bile yapılabilir sevgili öğrencim. Yani mesela 30 sayısı 30'u 30'a bölebiliyor musun? Evet. 60'ı bölebiliyor musun? Evet. 120'yi bölebiliyor musun? Hayır. E bu 3 tane sayı bölebileceğin en büyük sayı 30'sa o zaman bu çuvallar 30'ar kilogramlık olması gerekiyor. Peki ben bunu nasıl gösterebilirim? Hemen yanına bir çizgisini çektik. 2'ye böldüm. EBOK buluyorum. Burası 15 oldu. Burası 30 oldu. Burası 60 oldu. Sevgili öğrenciler 2 hepsini böldüğünün yanına bir tane işaret ekliyoruz. Şimdi 15 var burada. 3'e bölüyorum. Ya da şöyle yapalım. Tekrardan 2'ye bölelim. Burası bölünmediği için 15 olarak kaldı. Burası 15 oldu. Burası da 30 oldu. 2'nin yanına nokta koymuyorum. Neden? Sadece ikisini bölüyorum. 3'ünü bölmesi gerekiyor. Çocuklar tekrardan 2'ye bölüyorum. Burası 15 olarak kaldı. Burası 15 olarak kaldı. Burası da 15 oldu. Bunun da yanına herhangi bir işaret koymadım. Sonra sevgili öğrenciler 3'e böldüm. Çünkü artık hepsi zaten 15'tir. Burası 5 oldu. Burası 5 oldu. Burası 5 oldu. Hepsini böldüğü için yanına nokta koyduk. Tekrardan 5'e bölüyorum. Burası 1, burası 1, burası 1 oldu. Ve yanına da noktayı koyduk. Yani nokta koyduklarım 2 var, 3 var, bir de 5 var. Nokta koyduklarının yanındakileri çarparsan 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30'u bu şekilde bulabilirsin. Ama diyorum ki ben, yani bu sanki zihinden yapılır gibi ya. 30, 60 ve 120 bunların en büyük ortak böleni kaçtır? Küçük sayı üzerinden hesap yap. Ya ben 30'u en fazla 30'a bölebilirim. 60 30'a bölünür mü? Bölünür. 120 bölünür mü? O da bölünür. Tamam. Buna hiçbir şeye gerek kalmadı. Çocuklar 30 kilogramlık çuvalları buldun. Soruyu karıştırma. Buna göre en az kaç çuval gereklidir diyor. Yani sen 30 kilogramlık bir şekeri 30 kilogramlık bir çuvalın içerisine eklediğinde sana bu işlem için bir tane çuval gereklidir değil mi? Sen 60 kilogramlık çeviri 30 şekeri 30 kilogramlık çuval içerisine eklediğinde sana bu iş için 2 tane çuval gereklidir. Sen 120 kilogramlık şekeri 30 kilogramlık çuvallara paylaştırdığın zaman sana bu iş için 4 tane çuval gereklidir. 4 çuval gerekli, 2 çuval gerekli, 1 çuval gerekli bunların toplamı sana en az 7 çuval gerekli olur. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir uyumlu olarak gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. 507, 215, 26, 58 bizim numaramız. Burayı arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 2 numaralı sorumuz. Bir sepetteki fındıklar bir grup çocuğa 3'erli, 4'erli, 5'erli dağıtıldığında her seferinde 2 tane fındık artıyor. Buna göre sepette en az kaç tane fındık vardır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler sen bunları 3'erli, 3'erli dağıtabiliyorsun. 4'erli, 4'erli ve 5'erli, 5'erli dağıtabiliyorsun. Demek ki bu sepetteki fındıklar 3'ün, 4'ün ve 5'in bir katıymış. Acaba 3'ün, 4'ün, 5'in en küçük ortak katı nedir? Aynı şekilde bu sefer yanına nokta koymana gerek yok. 2'ye böldüm. Burası 3 oldu. Burası 2 oldu. Burası 5 oldu. Bir daha 2'ye böldüm. Burası bölünmedi. Burası 1 oldu. Burası 5 oldu. Böyle 1 yapmaya çalışacağım. 3'e böldüm. Burası 1 oldu. Burası 1'di zaten. Burası 5 oldu. En son 5'e bölüyorum. Burası 1'di. Burası 1'di. 5'ti de. 5'e böldüm ve 1 sonucuna ulaştım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten ben buradaki fındıkların en az olma durumlarına bakıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 ile de 5 çarparsam 60. Peki bana bunu niye verdiler? Her seferinde 2 tane fındık artıyor. Bu şekilde bırakma. 60'ın üstüne hadi işlemde yapalım. 2 daha fındık artıyorsa eklersin. 62 fındık olarak düşünürsün. Bak şöyle düşün. 62 fındığın var. 3'er 3'er sen paylaştırıyorsun ya. 2 fındık artar. 62 fındığın var. 4'er 4'er paylaştır yine 2 fındık artar. 62 fındığın var. 5'er 5'er paylaştır. Yine de 2 fındığın artar. 10 puanlık bir diğer sorumuz. Aşağıdaki üstü sayıların değerlerini bulunuz diyor bize. Değerleri. Alttaki sayı üstteki kadar yazar birbirleriyle çarparım. 4 çarpı 4 16 çarpı 4'ten 64'ü buldum. 2 üzeri 6.
2'nin 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'sı eşittir ekledim. 2 kere 2, 4 kere 2, 8 kere 2, 16 kere 2, 32 kere 2, 64 eder. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. 18. kuvvetini bulmak istiyorsan 1'i yazarsın. Bunu sadece 10 için yapabilirsin sevgili öğrencim. Üstte ne var? 8 gelirsin buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfırını eklersin. Ve 100 milyona eşit olduğunu bulabilirsin, hesaplayabilirsin. Ve bir diğer sorumuz, 3x artı 5 eşittir 20 denkleminin çözüm kümesini yazınız diyor bize. Bunu çöz diyor, x'in değerini istiyor senden sevgili öğrenci. Ne yapıyorduk burada? Artı 5'i karşı tarafa eksi 5 şeklinde attın mı? Sol tarafta artık sadece 3x kaldı mı? 20 eksi 5 de 15 olur. 3x 15 ise x'in bir tanesini istiyor. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölüyorsun. 3'ler birbirini götürdü. X eşittir 15 bölü 3'ten 5 sayısına ulaşabilirsin. Ve bir diğer sorumuz 24 ve 72 sayılarının ekok ve ebobunu hesaplayınız diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Biraz daha büyüttük. İkisini aynı anda hesaplayabilirsin. Nasıl mı? Yanına bir çizgi çektin. Az önce yaptık zaten. Bak ortak bölenler varsa sevgili öğrencim unutma. Ortak bölenlerin varsa bunların yanına bir tane nokta koyacaksın. Yoksa devamlı bölmeye çalışacaksın. En küçük asal sayımız 2. Hocam 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 36. 2 her ikisini böldüğü için bir tane nokta koyuyorsun. Bu. Hocam 2'ye böldüm. Burası 6, burası 18 oldu. Her ikisini böldüğü için noktayı koydum. Hocam 2'ye böldüm. Burası 3, burası 9 oldu. Her ikisini böldüğü için buraya bir tane noktayı koydum. Hocam 3'e böldüm. Burası 1, burası 3 oldu. Her ikisini böldüğü için buraya bir tane nokta koydum. Hocam tekrardan 3'e böldüm. Bunu 1 olarak yazıyorum. Buraya da 1 yazdım. Bu sefer 3 her ikisini bölmedi. Birisi zaten 1'di. Sen onu 3'e bölemezsin. Yani düşündüğün gibi bölemezsin. Nokta koydukların çarpımı EBOB. Hepsinin çarpımında ekoku verir bana. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 3'ün bir tanesini es geçelim. 8 kere 3'ten 24. Şu anda ben EBOB'unu buldum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Bak zaten buraya kadar 24. 24'te de 3 çarpı 72 sonucuna ulaşabilirim. Bu uzun anlatımı. 24 ve 72 bunlar birbirinin katı sevgili öğrencim. 72, 24'ün 3 katı. Böyle katı olan sayıların ekoku büyük sayıdır. EBOB'u küçük sayıdır. Öyle olmadı mı zaten? EBOB'u küçük sayı. Ekoku, şurada bir ekok yazalım. Ekoku da büyük sayı olur. 6 numaralı sorumuz 10 puan değerinde aşağıdaki boş yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Birden ve kendisinden başka hiçbir böleni olmayan sayılara asal sayı denir. Bir sayı 2 ve 3 ile tam bölünüyorsa aynı zamanda 6 ile de bölünür. Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 bu sayıların özelliği birler basamağında 0 ya da 5 olması. İki tek sayının toplamı daima 1 artı 3, 5 artı 7, 9 artı 7. İstediğini yapabilirsin. Bak 4 oldu. Burası ne oldu? 12 oldu. Burası ne oldu? 16 oldu. Daima çift sayı çıkmıyor mu? O zaman buraya da çift yazalım. En küçük ve çift olan tek asal sayımız 2'dir. 2'nin dışında çift asal sayı yoktur. Aynı zamanda 2 en küçük asal sayıdır. 7 numaralı sorumuz yukarıda verilen modele ait denklemi çözerek x'in değerini bulunuz diyor bize. Kırmızıya x diyor. Ben buraya x yazdım. Yanına da bir kütlemiz var. X artı 1 oldu. Burada da 1 var, 1 var, 1 var. Yani toplamda 3 olur. Çok basit bir soru. X artı 1 eşittir. Karşılığında 1 artı 1 artı 1 3 etmez mi? Ya bir sayıda 1'i topluyor 3 ediyor. Ya 2 işte bitti. Bitti gitti bu kadar. Artı 1 ya da karşı tarafı eksi 1 olarak al. 3'ten 1'i çıkart. X'i 2 olarak her türlü bul. Zor bir soru değil. Çocuklar klasik bir soru dikkat edilmesi gerekiyor bu tarz sorularda. Bu sayı örtüsünün cebirsel ifadesini yazarak 30. adıma karşılık gelen sayı yazınız diyor. 10 puan değerinde bir sorumuz. Şimdi sevgili öğrenciler bakın burada 6'ymış ne olmuş 11 olmuş sonra 16 olmuş sonra 21 olmuş. Sen bunun 5'er 5'er arttığını görüyor musun? Artı 5 artı 5 şeklinde artıyor. 5'er 5'er arttığı için önce şöyle bir kural diyelim. 5'er 5'er arttığı için 5n diyelim. 5n'i 5 çarpı 1 şeklinde düşün. 5 etmez mi? İlk sayı ne? 6. 5n varsa yanına da bir artı 1 ekleyerek bunu 6'ya tamamlayabilirsin. İşte sana kural çıktı. Kural çıktıktan sonra 5n artı 1'i diyor ki 30. adıma karşılık gelen sayı. Yani n yerine değişken yerine 30'u yaz diyor. Bu durumda
5 ile 30'u çarparım. 150'yi bulurum. Yanındaki artı 1 unutmayalım. 150 artı 1'den de 151 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz, yukarıda A, B doğal sayıların asal çarpanlarına ayrılışı verilmiştir. Buna göre A çarpı B kaçtır diyor bize. Çocuklar bundan sonra çoktan seçmeli test sorularımız var. Her birinin değeri 5 puandır. Unutmayın 4 tane kaldı zaten. Hadi bakalım. Bir sayı 2'ye bölmüşsün. A burada C olmuş. Değil mi? B burada aynen yazılmış. Yani A sayısı burada 2'ye bölünebilen bir sayı olmuyor mu? A bölü 2. Sonra bir daha 2'ye bölmüşsün. B aynen yerinde kalmış. D, C farklı bir sayı D olmuş. Demek ki A sayı bir daha 2'ye bölünebiliyor. Sonra istersen hepsini ayrı ayrı hesaplayalım. A'yı öyle hesaplayalım. Sonra bir daha 2'ye bölmüşsün. D sayısı E olmuş çocuklar. Demek ki A sayısı bir daha 2'ye bölünebilen bir sayıymış. Sonra 3'e bölmüşsün. Sırada 3 var. 3'e bölmüşsün ve bunu 1 yapmışsın sevgili öğrencim. Demek ki bu sayı aynı zamanda 3'e de bölünebilen bir sayı. A sayısı 2'ye 2'ye, yani 3 defa 2'ye bölünüyor, sonra 3'e bölünüyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3'te 24. A sayısını burada 24 olarak bulabilirim. Şimdi B sayısı 2'ye bölmüş, yine B kalmış. Demek ki B sayısı 2'ye bölünebilen bir sayı değil. Ta buraya kadar geliyor sevgili öğrencim. En son B sayısını 3'e bölmüş, F sayısına ulaşmış. 7'ye bölmüş, 1 sayısına ulaşmış. Demek ki B sayısı da burada 3'e ve 7'ye bölünebilen bir sayı. O zaman 3 çarpı 7'den B'nin de değerini 21 olarak bulabilirim. Çocuklar birisi 24, birisi 21. Bu ikisinin çarpımını istiyor benden. 1 kere 24, 24. 2 kere 24, 48. Bir basamak kaydırdım. 4, 8, 2 daha 10, 0 elde var. Bir de eklersem 504 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki ifadelerin hangisinin karşısına yazılan cebirsel ifade yanlıştır diyor. Bakalım. A sayısının 3 katının 4 eksiği. 3 katı 3A, 4 eksiği eksi 4. Bu doğrudur. Bu nerede? Toplam 30 olan iki sayıdan büyük olanı A ise küçük olanı, toplam 30 ise 30'dan büyük olanı, yani A'yı çıkartırsan küçük olanı bulursun. Kesinlikle doğrudur. Edelim. Uğur ile Hakkı'nın toplam 40 bilyesi vardır. Hakkı'nın X bilyesi olduğuna göre Uğur'un bilyelerinin sayısını bulalım. Şimdi çocuklar toplamda 40 bilyeleri yok mu? Hakkı'nın da X bilyesi varsa ben 40'tan Hakkı'nın bilyelerini çıkartırsam geriye ne kalır? Uğur'un bilyeleri kalır. 40 eksi X yazacağına X artı 40 demiş. Maalesef burada bir hata var. Tanım. En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifade değildir? Mesela bir numaraya baktığın zaman A burada değişken ve bilinmeyenimiz var. İfade değildir diyor. Seçeneklerde bir olmaması lazım değil mi? Çünkü bu bir cebirsel ifadedir. Birin olmaması demek 3 tane seçeneğin elenmesi anlamına gelir. Çocuklar 2 numarada normal bir işlemi vermiş. Burada herhangi bir bilinmeyen ya da bir değişken yok. Bu bir cebirsel ifadedir. Ya da 4 numara 245 bölü 5. Bu da bir cebirsel ifade değildir. Çünkü bilinmeyen yok şimdi. Ama mesela 3 numara bakar mısın? 7x diyor. 2 ve 4 tabii ki. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, bir sayı örüntüsünün birinci terimi 24, üçüncü terimi 30'dur. Buna göre bu sayı örüntüsünün kuralını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi. Çocuklar birinci terimi 24'müş, üçüncü terimi 30'muş. İkisi arasında 6 fark var. 2'ye böldüğü zaman buranın da 27 artması gerekiyor. Şimdi baktığım zaman kaçar kaçar artıyor? Üçer üçer. Dikkat et. 3n. Üçer üçer arttığı için. 3n'i 3 çarpı 1 3 gibi düşün. İlk terim ne? 24. Buna ben 3 dersem üzerine 21 daha eklemem gerekiyor. İşte sana örüntünün kuralını cebirsel ifadeyle çıkardım. Seçeneğe bakıyor, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok da D seçeneğine dikkatli bakarsan buradaki 3'ü parantezin içerisine dağıttığın zaman, şu şekilde dağıttığın zaman 3 ile n'i çarpıyorsun, 3n oluyor. 3 ile de artı 7'yi çarparsan o da artı 20 olur. İşte bunun sana aynısı. Yeter ki çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini etkin bir şekilde kullan. Zor bir soruydu. Doğru cevabım D seçeneğidir. Çocuklar yazılımı sona erdi. Yazılı sonunda aldığım puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Herkese başarılar diliyorum.